Hala Erdoğan 30 senedir siyaset sahnesinde hakim bir faktörken ben hala onu sizlerin yeterince tanıdığı kanaatinde değilim. Bundan sonrası olabilecekler konusunda öngörüleriniz yetersiz kalıyor. Erdoğan şapkasından bir günde 40 tane tavşan çıkaracak adamdır. Mansur Yavaş eğer sahneye çıkar, siyaset meydanına çıkar, gazetecilerin, televizyoncuların, vatandaşın karşısına çıkarsa bu halini kaç hafta koruyabilir bilmiyorum. Nitekim hatırlarsanız Doğu'da bir şeye katılmıştı. Evet, inşallah dedi sonra geri aldı. İnşallah dedi ve özür diledi. Söylediği şeyde hiçbir yanlış bir şey yoktu. İnşallah diyebilir yani. İnsan böyle ağzından da çıkabilir ve perişan ettiler onu. Bir siyasi aktörün gücü meydana çıkıp meydanda bir süre kaldıktan sonra anlaşılır. Mansur Yavaş Erdoğan'ın karşısına çıkarsa Erdoğan onu çok kısa sürede perişan eder. Devletin bütün arşivleri Erdoğan'ın emrinde. Bir ikincisi şu anda Mansur Yavaş iktidarın ve muhalefetin koruması altında korunaklı bir köşede duruyor. Ona ne hükümet ne Erdoğan ne başkaları bir şekilde saldırmıyor. Ona bir şey yapmıyorlar. Onu birileri bir gün belki Cumhurbaşkanı yapabiliriz diye düşünüyor olabilir. İlginç bir tarafı Erdoğan bana göre çok ciddi bir hata yaptı. En olmaması gereken adayı Mansur Yavaş'ın karşısına çıkardı ki Mansur Yavaş kazansın diye muhtemelen. Yahut da Erdoğan'a birileri Mansur Yavaş'ı çıkarması için empozede bulundu. Şöyle, Mansur Yavaş'ı ileride bir yer için birileri düşünüyor olabilir. Genellikle şöyle bir şey var. Erdoğan o kadar yıprandı ki yani karşısına ben çıksam kazanırım havasında herkes. Bu işte onun için diyorum Erdoğan'ı tanımamaktan kaynaklanıyor. Yok böyle bir şey. Erdoğan hala bir seçim kampanya canavarıdır. İmamoğlu çok kısa bir sürede 7-8, 5-6 sene gibi sürede Erdoğan'ı 2 defa yendi. 3 defa yendi. Beylikdüzü'nde yendi, İstanbul'da yendi. Mevcut rakamlar zaten şu andaki rakamlar şu andaki Ağustos ayı rakamları Erdoğan karşısında Kemal Bey'in kazanma şansı olmadığını gösteriyor.